Ben dün anlattığımız bir konu vardı. Bir Kur'an müzesi olarak evrenin genişlemesini anlatmıştık. Bu gerçekten Kur'an müzeleri insanın imanının artması için çok çok önemli. Hatta tek bir Kur'an müzesinden ki Avrupa'da da son zamanlarda biliyorsunuz çok İslam'a yönelen çok fazla insan oldu. Ve ilk başta da Kur'an müzelerinden çok etkilendiklerini söylüyorlar genel olarak. Onun için sadece evrenin genişlemesi bile aslında Kur'an müzesi olarak Allah'ın sözü olduğunu Kur'an'ın ve dinin hak olduğunu gösteren çok önemli delillerden bir tanesi. Ben onunla ilgili bir ek yapmak istiyorum. Çünkü son dönemlere kadar yani son birkaç yıla kadar fizik profesörleri aslında bunun tam tersini düşünüyorlardı. Biliyorsunuz Hubble teleskopu ile birlikte tabii ki Kızıl Tayfun'a doğru gezegenlerin uzaklaştığını ve gittiğini biliyorduk ama bunun hızının gittikçe yavaşlayacağını ve evrenin genişlemesinin duracağını, hatta işte Big Bang gibi Big Crunch dedikleri evrenin içine göçerek tekrar çekim kuvvetiyle birlikte ilk haline döneceğini iddia eden bilim adamları vardı. Ve bunun yanında da tabii hepsinin istisnasız düşündüğü evrenin hızının gittikçe arttığı değil, gittikçe yavaşladığıydı. Bu geçtiğimiz 2011 yılında tam tersini ispatlayan Saul Perlmutter isimli fizik profesörünün tam tersini ispatlamasıyla bu inanışı da çökmüş oldu. Buna tepkileri bütün diğer fizik profesörlerinin bunun önce bir şaka olduğunu zannettik dediler. Çok şaşırdık da yani inanamadık böyle bir şeye. Hatta ilk duyduktan sonra birkaç gün sonra ne demek olduğunu anladık bunun de diyenler oldu. Bunu neden böyle düşünüyorlardı? Çünkü biliyorsunuz şu an gezegenlerin çekim kuvvetleri bizim gördüğümüz gezegenler dışında başka gezegenlerin ya da başka kütlelerin varlığını gerektiriyor. Bu şekilde eğer gezegenlerin çekim kuvveti yerinde durmasının gerekliliğini düşünüyorsak eğer çok daha büyük kütlelerin çekim kuvvetlerinin var olması gerek. Bu da işte karanlık madde dediğimiz evrenin %84'ünü meydana getiren çok büyük bir kütlenin varlığı fakat ışıkla hiçbir şekilde etkileşime girmediği için biz bu kütlenin varlığını bilmiyoruz. İşte bu kütlenin evrenin genişlemesini aslında çekim kuvvetiyle birlikte evrenin genişlemesini yavaşlatması ve diğer bütün fizik profesörlerinin iddia ettiği gibi geçtiğimiz birkaç yıla kadar iddia ettikleri gibi evrenin genişlemesini bir noktada durdurması gerekiyor aslında. Fakat bu böyle olmuyor. İşte Allah'ın ayeti de belirttiği gibi biz çok fazla genişleticiyiz ifadesiyle evreni. Evrenin gittikçe çok daha hızlanarak genişlediğini biz görüyoruz. Bu da çok çok önemli bir gelişme. Çünkü ne olduğu bilinmeyen bir karanlık enerji. Buna karanlık enerji diyoruz çünkü ne olduğunu tam olarak tespit edemedikleri için. İşte bu enerji evreni hiç durmadan genişletiyor. Allah'ın ayette tam olarak belirttiği gibi inşallah ve çok büyük bir hızla evren birbirine uzaklaşarak genişliyor. Allah'ın tam ifade ettiği gibi çok fazla genişleteceğiz dediği gibi Allah'ın emriyle ve Allah'ın genişletmesiyle evrenin sürekli hızlanarak genişlediğini görüyoruz biz. Bu çok önemli bir mucize. Birazdan ben bu gelişmeyi nasıl keşfettiklerini anlatacağım inşallah.